Ateistler ahlaklı da olabilir, ahlaksız da olabilir. Aynı şekilde dindar bir insan ahlaklı da olabilir, ahlaksız da olabilir. Yani ahlak ile dindar olmak veya olmamak arasında zorunlu bir bağlantı yok. Ateizm nedir? Tanrı'ya yönelik inançsızlık veya Tanrı'nın yokluğuna inanmak veya agnostisizm, bilinemezlik, Tanrı'nın var olup olmadığının bilinemez olduğu tezi. Bunlarla ahlak arasında veya ahlaksızlık arasında doğrudan bir bağlantı yok. Çünkü ateizm bir ahlak teorisi değil zaten. Ateizm Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunda ortaya atılmış. Teizmin antitezi. Teizm malum Theos. Yunanca Tanrı. Teizm tanrıcılık demek. Tanrı vardır iddiasını ortaya koymaktır. Teizm, ateizmde Tanrı yoktur demektir. Dolayısıyla zaten burada teizmin de bir ahlak tezi yoktur. Ateizmin de bir ahlak tezi yoktur. Dolayısıyla teist de olunsa, ateist de olunsa, yani Tanrı vardır da desek, Tanrı yoktur da desek, ahlaklı olmak olanaklıdır. Burada önemli olan şudur. Ahlak dinin tekelinde olan bir şey değildir. Yani dindar olduğunu söyleyen insanların tamamı olmasa da önemli bir çoğunluğu ahlakı kendi tekellerinde zannediyorlar. Oysa tarihe baktığımız zaman bu bir kere tarihsel olgulara aykırı. Ahlak dinlerle birlikte ortaya çıkmış olan bir şey değildir. Tek tanrıcı dinlerle de ortaya çıkmış olan bir şey değildir. O hiç değildir. Örneğin antik Yunan'a baktığımız zaman çok tanrıcı bir ortam, tek tanrıcılık. Hristiyanlık henüz yok, İslam henüz yok, İslamiyet henüz yok. Musevilik var fakat Musevilik küçük bir azınlık dini. Orta Doğu'da antik Yunan kültüründe egemen değil. Çok küçük bir azınlık. Fakat antik Yunan'da ahlak üzerine, iyilik üzerine, adalet üzerine yüzlerce sayfa metinler yazmış filozoflar. Platon, Aristoteles, Epikuros, Stoacılar, kuşkucular, bunların hiçbirisi, bunlar Musevi değildi, Müslüman değildi, Hristiyan değildi. Dolayısıyla bu bile zaten başlı başına dinden, tek tanrıcı dinlerden bağımsız bir ahlak anlayışının, bir adalet anlayışının var olduğunu gösteriyor. Daha da eskiye tabii ki gider bu, Mezopotamya, Mısır'a kadar gider ama antik Yunan bunun çok tipik bir örneğidir. Mesela bizde, Türkiye'de din ve ahlak bilgisi diye bir ders var. Bu tam bir saçmalık. Bu söylediklerinden de çıkıyor zaten. Ahlak ayrı bir konudur. Din ayrı bir konudur. Hatta bir de ahlak felsefesi vardır. Biz ona etik diyoruz. O da ayrı bir konudur. O ahlak üzerine geliştirilmiş felsefi kuramlardır. Dolayısıyla bunların hepsini ayırmak gerekiyor. Zaten yani din dersinin zorunlu kılınması ve ahlak dersiyle birlikte verilmesinin sebebi de insanları bilinçaltında sanki ahlakla din arasında zorunlu bir bağlantı varmış gibi bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bu tamamen dinin topluma iktidar tarafından, siyaset tarafından zorla dayatılması. Başka hiçbir anlamı yok bunun. Dini de olsa yani din bağlamında bir ahlaktan da söz etsek, din dışı bir ahlaktan da söz etsek, ahlak zaten sübjektiftir, özneldir. Yani ahlaki değer yargıları, neyin iyi, neyin kötü olduğu kişiye göre, topluma göre değişebilir. Yani dindar kesim bunlar evrenseldir, tanrısal buyruklardır dedi diye öyle olmuyor ki. Yani ontolojik bir evrensellik statüsü kazandırmıyor ki onlara. Nitekim dindar olduğunu söyleyen insanlar tarih boyunca büyük vahşetleri, büyük katliamları imza atmışlar, büyük cinayetler işlemişlerdir. Dolayısıyla yani bunun tanrısal bir buyruk olduğunu söylemek de zaten cinayetlerin veya katliamların veya savaşların olmayacağının garantisi haline gelmiyor. Nasıl ki biz deneyim dünyamızda da beş duyu organımız var, belli başlı nesneleri duyu organlarımızda bir sorun olmadığı sürece ortak bir biçimde algılayabiliyoruz. Aynı şekilde ahlak konusunda da bazı temel konularda en azından potansiyel olarak diyelim, fiilen olmasa da buluşmak mümkün. Tanrı'ya hiçbir referans yapmaksızın. Yani Tanrı'ya referans yapılıyor veya bunlar tanrısal buyruktur demek de zaten
hiçbir şey garanti altına almış olmuyorsunuz. Almış olsaydınız zaten dünya bu hale gelmezdi. Zaten şu anda neredeyse 2000 yıldır dünyanın belli başlı bölgelerinde en azından tek tanrıcı dinler hakim. Dolayısıyla nasıl oluyordu o zaman bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunda bu kadar çok vahşet oluyor, bu kadar çok katliam oluyor, bu kadar çok din adına insanlar birbirini boğazlıyor, katlediyor. Yani tanrısal buyruk oluyor da ne oluyor? İslam dünyasına bakıyorsunuz, Avrupa'nın işte Orta Çağ'da ve sonrasında yaşadığı bütün o vahşetleri, katliamları Avrupa şimdi onları kısmen büyük bir ölçüde aştı. Şu anda hepsi İslam dünyasında yaşanıyor. Dolayısıyla demek ki yani bunun Kur'an'da yazması zaten hiçbir işe yaramıyormuş. Bunu da zaten şu anda anlıyoruz. Yani bu fiilen zaten kanıtlanmış bir durum.